Herkese merhabalar. İstanbul Bağcılar'dan herkese selamlar. Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi 250 yataklı kadın doğum çocuk hastanesi İksa ve hafriyat işleri kapsamında şu an sağ ziyaretindeyiz. İksa sistemin büyük bir kısmı tamamlandı ve nihai kazı kutuna erişildi. Gördüğümüz gibi artık temel inşaatı da başlamış durumda. Mevcut hastanenin olduğu karşı cepheyi görüyoruz. Orada yaklaşık bir 4 metre kazı vardı mevcut. Olarak orada sadece konsol 65'lik pore kazıklarla nihai kazı kutuna eriştik. Hastanenin diğer bir bloğunda da yaklaşık 10 metre bir kazı derinliği olan bu cephede 65 santim çapında 80 santim eksenden eksene mesafesi olan kazıklar teşkil edildi. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, dikkat ederseniz ankrajların kesişme durumu vardı. İhale projesi böyle projelendirildiği için burada biz yerine müdahaleler yaparak ankrajların kodlarını, açılarını şaşırtarak mevcut ankraj halatlarının birbiriyle kesişmesini engelledik. Bakın bu bölgedeki ankraj kotuyla diğer yan taraftaki ankraj kotu farklı ve açıları farklı. Bir üçüncü taraf daha var, yakınlaşacak göreceksiniz. Eğer biz bunu Hale projesindeki gibi yapsaydık mevcut ankrajların halatları birbiriyle çalışacaktı ve büyük bir sıkıntıya neden olacaktı. İksa sistemlerinin her zamanki videolarda söylediğim yerlerinde elemanları ankrajlar. Bu ankrajların proje standartlarına uygun yapılması elzem bizim için önemli. Bunları mutlaka imalatlar esnasında meslektaşlarımızın en dikkat etmesi gereken hususlardan biri. Diğer taraflarda yol cephesi. Yol cephesinde şu an nihai kazı kotuna erişilmiş vaziyette ve gördüğümüz gibi çalışan arkadaşlarımız hızlı şekilde temel inşaatına girmiş ve hızlı şekilde ilerliyorlar. Bu bölgede dilatasyonla ayrılmış hastanenin çekirdek bölgesinin olduğu yerlerde temel altı kazıkları uygulandı. Temel altı kazıkları uygulanan bölgeyle uygulanmayan bölge dilatasyonla ayrıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz yapı temellerinde, yapı zemin etkileşiminde biz statik proje müellifinden yani inşaat mühendisi olan meslektaşımızdan üst yapıdan gelen yükleri istiyoruz. Radyeli statik ve dinamik durumda oluşan gerilmeleri istiyoruz. Mevcut zemin tasarım dayanına bakarak hem zeminin taşıma gücü açısından hem oturması açısından kontrolleri yapıyoruz. Taşıma gücü, oturma, farklı oturma ve sıvılaşmada herhangi bir problem varsa iyileştirme veya kazıklı temel yapıyoruz. Bu bölgede de kazıklı temel uygulaması yapıldı. Gerilmenin çok fazla olduğu yerde. Diğer az katlı olan yerlerde kazıklar yapılmadı. Kazıkların yapılmadığı bölge, yapılan bölgeyle dilatasyonla ayrıldı arkadaşlar. İşçilerimizin çalışmaları hızla devam ediyor. Şu an donatım montajları yapılmış vaziyette. Gördüğünüz gibi şu an burada oldukça da kalın bir temel var. Yaklaşık 1,5 metre kalınlığında. Hastanenin bodrum perdeleri de şu an yapılıyor. İşte buradaki önemli şeylerden birisi de kazıkla İksa perdesiyle bodrum perdesinin öpüştürülmesi. Bu şekilde öpüştürülerek İksa artık görevini tamamlamış oluyor ve gelen toprak etkisini binanın bodrum perdeleri alıyor. Size diğer taraftan gösterdiğim 3. cephe olarak yapılan ankrajların olduğu bölge. Bu şekilde ankrajlar da bu bölgede yapılarak birbirleri arasında yine çatışmasını engelleyici bütün çalışmaları yapmış vaziyetteyiz. Herkese sevgiler, görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.